Piyasaya yeni bir TDMG türemiş arkadaşlar. İsmi Gül Balcan. TDM botu gelmiş. Orbiş hoş geldin. Ne yüzle geliyorum bilmiyorum da o kadar yeniyorum seni. Her seferinde gelip gül atıyorsun. La ben ciddi söylüyorum abi bu sefer. Hiç artık şaka maka yok. Yok Orbion eskidi falan yazmaya başladılar sonra yayında yorumlara. Ama ben bu VS'yi seninle saygımdan dolayı saldım. Bana onu saldın yani. Sen ciddi oynamadın. Ay şaka Gül ya. Arkadaşlar selamlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Videomuza geçmeden birer like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımız bildiğiniz üzere yeni. Sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Her videoda söylüyorum ama söylemek zorundayım. Bunu hatırlatmak zorundayım daha doğrusu kanalı büyütebilmek için. Sizlerin de destekleri sürüyor. Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar yani 5-6-7. Videomuz olacak sanırım bu video. Bayağı müthiş ilerliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bundan önceki videolara verdiğiniz desteği bu videoda da verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Piyasaya yeni bir TDMC kız türemiş. Yayın yapıyor. Yayınlarda bayağı güzel izleniyor. Tamam kızı kaldırıyorum. Çünkü bana cinsiyetçi demeyin. Cinsiyetçi değilim çünkü. Piyasaya yeni bir TDMC türemiş arkadaşlar. İsmi Gül Balcan. TikTok'tan biliyorsunuzdur. Emülatörden 90 FPS mi 120 FPS konfi mi ne olduğu belli değil. Yayınlarda 90 FPS 100 ya bilmiyorum ne olduğunu. Oynuyor 90 FPS koskoca emülatör bilgisayardan oynuyor. Milleti yeniyor ve bayağı da havalanmış. Benim de hiç sevmediğim muhabbetler. Yayında gittik. Yakın bir arkadaşımız, ortak arkadaşımız olduğu için yayında benimle VS atmak istedi. VS'mizi attık. Yayıncı bir kız olduğu için saygımdan dolayı, yayıncılığına saygımdan dolayı ben farkı berabere bitirmeye çalıştım. Yenildim mi yendim mi hatırlamıyorum. Ya berabere bitti ya da yenildim. Ama bu benim için önemli değil biliyorsunuz yenilip yenilmemek. Yayında boş yapıyordu abi. Şimdi yayının kaydını buraya koyacağız arkadaşlar. Yayında sürekli Orbion'u yendim şimdi köşesinde ağlasın yani TDMC'im diye gezmesin tarzı konuştu. Orbion'la VS attığını diyen herkese yayında ciddi bir şekilde Orbion'u yendim diyor. Şimdi buraya bir kaydı koyalım. Bir izleyin. Siz yorumlayın tavırlarını. Yani ben iyimser yaklaşmışım. VS'yi berabere bitirmek istemişim veya salmışım. Ama tavırlarını bir izleyin arkadaşlar. Aynen. 90 FPS bilgisayardan. Ama bana kim gül atmış gördün mü? Kim gelmiş? Aaa bu ne oğlum? TDM botu gelmiş. Orbiş hoş geldin. Ne yüzle geliyorum bilmiyorum da o kadar yeniyorum seni. Her seferinde gelip gül atıyorsun. Değişik bu da. Cover me! Bu sefer yenecek. Yenemez o yenemez. Değişik bir şey. Eskiden de o. Az oyun öğrensin. Az oyun öğrensin, izlesin beni. Ne zaman diyor bir de ya. Kafayı yersin. Sen boşa yapmayın ya. Orada şöyle yaptı, böyle yaptı. Yendim yani. Çok uzatmaya gerek yok. Yendik mi yendik. Ağlasın, dursun. Ya ben ciddi söylüyorum abi bu sefer. Hiç artık şaka maka yok. Ciddi. Yendim yendim. Gitsin. Boşa konuşmayın ya. Gördünüz arkadaşlar bugün sabah beni yayında bayağı sinirlendirdi. Çünkü yorumlarda da hem buna karşı çok fazla övgüler var. Bana karşı çok fazla kötülemeler var. Bu benim canımı sıktı ve bu kadar ciddi söylemesi benim canımı sıktı. Çünkü benim nasıl bir TDMC olduğumu nasıl bilmez. Ona saldığımı nasıl düşünmez abi. Bildiğin saldım ya. Bu nasıl bunu akıl edemiyor. Anlamıyorum ya kafayı yiyeceğim. Yok Orbion eskidi falan yazmaya başladılar sonra yayında yorumlara. Ben de buna sinirlendim. Şimdi oyunda yakaladım onu. Bir davet atacağım ama onunla VS atmadan önce çünkü emülatör 90 FPS'ten oynuyor ve sabahtan akşama kadar TDM oynuyor. İlla ki kör olsa bile sağlamdır. Cihazı da sıkıntı. Oynama süreleri de çok sıkıntı. Ben bir burada elimi 2 saniye bir bakayım. Elimin ayarı nasıl? Abi elimin ayarı iyi değil. Bir saniye ben tutamağımı değiştireyim. Acil. Lazer nişangah. Dur elimin ayarını test etmem lazım. Az önce dediğim gibi sıkıntılı olabilir. Biraz daha uzak mesafeden. Bu arada her videoda yeni hassasiyet, yeni kontrol, yeni grafik diye bahaneler uydurduğumu düşünmüşsünüz. Yani bu yüzden isyan etmişsiniz. Bu videoda yok kardeşim. Bu videoda neyse o. Hiçbir şey demeyeceğim. Tamam, fena değiliz. Bak o zıpladığımızda kötü attım. Sabit tutacağım. Streslediğim zaman iyi gitmiyor. Bu şekilde ciddi VS'lere girmeden ben TDM tavsiye ediyorum da burada da olabiliyor. Elinizi böyle bir stabilleştirin. Elinizi olabildiğince stabilleştirin. Hadi. Hiç hoşuma gitmiyor şu an yaptığım şeyler ya. Hadi bir daha. Neyse bu mesafeden de normal. Çok güzel, çok güzel. Heh, tutturmaya başladım. Tamam, ben rakip, yani bunu rakip olarak düşünürsek üzerinden eğimi ayırmıyorum.
Elim hafiften iyi. Gel bakalım şimdi. Umarım maç falan girmemiştir veya çıkmamıştır. Çıksa da ortak arkadaşım sayesinde ulaşabilirim. Gelsin bakalım. Umarım oyundadır. Yoksa başka birine yazmak zorunda kalacağım. Bu Nisa'yla da bu arada bir video gelebilir. Bayağı sağlam TDM'ci. Ha geldi. Gül ses geliyor mu? Gül değil mi isim? Hoparlörün mikrofonu kapalı. Alo. Bir sesini açsın arkadaşlar. Alo, sesim geliyor mu? Ha, alo. Ne oldu Memoş? Valla yayına gideceğim. Ne oldu? Bence sen yayına gitme çünkü sana yayın fazla yaramıyor sanırım. Niye? Bugün yayında yaptığın muhabbet neydi lan? Millet orada sana övgüler yağdırıyor. Bana yok Orbion'un devri bitti falan filan yazıyorlar. Nasıl yani? Biz seninle oynadık hatırlıyorsun değil mi? Tamam yayında. Da sen geldin hatta. Tamam sen yendiğini söylüyorsun ama yayında bana. Ya şu an ciddi misin? Ciddiyim. Sen beni yayında yendiğini ciddi ciddi söylemiyor musun? Şaka mıydı onlar? Biz sen yayına geldin. Hayır bir dakika. Sen yayına geldin. Biz seninle oynamadık mı? Tamam oynadık. VS attık doğru. Evet. Sonuç. Yendin mi sen o VS'yi? Sonucu hatırlamıyor musun? Ben vallahi sonucu hatırlamıyorum. Ya berabere kalmışızdır ya da bir fark falan yenmiş olabilirsin. Ama ben bu VS'yi seninle ciddi oynamadım. Yani bir ortak arkadaşımız sayesinde ben o VS'yi sen yayındasın, yayıncısın. Saygımdan dolayı saldım. Sen ciddi ciddi bunu sürekli dile getiriyorsun Orbeon'u yendim diye. Ciddi söylüyorum bir de. Saldı ne? Bana onu saldın yani. Sen ciddi oynamadın. Sence o benim ciddi normal oynayışım mı? Şaka gibi. Sen eskiden iyiydin. Ben şu an bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ki eskiden de o. Şu an gayet de iyiyim. Ve seni de yendim. Ortada olan bir şey var. Bunun şey yapamazsın. Ya iyi de sen 90 FPS koskocaman bilgisayardan oynayan gece gündüz yani TDM'desin. Senin kötü olmanı zaten ben ya kötüsün demiyorum da. Beni de yenecek kadar iyi değilsin. Bunu yayında sürekli dile getirmen yani... Ben sana iyi niyetli yaklaştım. VS'yi saldım. Yayında kötü yorum gelmesin diye. Sen bunu benim iyi niyetim art niyetli gibi sürekli yendim dersen bu ayıp olur ama. Gerçekten yani kendin geldin ve bana yenildin tamam mı? Ben seni yendim abi yenildin de demeyeyim. Ben seni yendim ve bunu kabul etmiyorsun. Tamam kabul gerçekten edemem çünkü. Şakayım. Kabul edebileceğim bir yenilgi değil. Ben orada sen yayındasın diye saldım Balcan. Balcan değil mi? Gül Balcan tamam. Ben inanmıyorum açıkçası. Ben inanmıyorum. Evet Gül Balcan. Tamam işte sen inanmadığın için ben de şu an bir VS teklif ediyorum sana. Gel istersen şimdi bir daha atalım. Şu an he? Evet salmadan oynayacağım. Yani salmadan oynadığımda nasıl oluyormuş? Bak seninle her türlü atarım. Bak seninle her türlü atarım. O yayında da atarım. Ama çok pişman olacaksın bu yaptığın ve çok ayıp yaptın. Onu da baştan söyleyeyim sana. Benim yaptığım ayıp oldu şimdi öyle mi? Evet ayıp. Yenip yeniliyorsun. Daha insanın, sonra arkama sallama diyorsun. İnsanın kendini görmemesi çok. Bence bu daha büyük ayıp. Gel ben odayı kuruyorum. Oda kartım kaldıysa. Kuruyorum. Oda kartım kaldıysa. Tamam gel hadi gel. Lan ne oluyor bu yürek yemiş gel hadi falan filan. Eyvah oda kartı yok. O bir günlüğü harcamayayım. Oğlum şimdi racon kestik. Oda kartı açmayacağız. Neyse. Oda kartın var açsana sen. Bende oda kartı yok ki dur bakayım. Ay şu hala bak sinirden gülüyorum ha. Beni delirtiyorsun şu anda. Saçma sapan muhabbet yapıyorsun. Farkındasın değil mi yaptığının? Vallahi bugün yayında o yazılan yorumlara karşılık Orbion eskidi, Orbion bitti. Orada insanlar ciddi bir şekilde bunu yazıyor. Ciddi bir şekilde böyle olduğunu düşünüyor ben sana saldığım için. Sen de bunları destekliyorsun. Tamam göreceğiz birazdan. Ben destekliyorum. Boşuna destekliyorum. Eyvallah. Oda kartı nerede? Tamam eyvallah. Oda kartı. Oda kartı yok. Yok bende oda kartı. Nasıl yok ya? Sen TDM'ci değil misin? Ben her gün VS atıyorum. Bende olmaması çok normal. Bak beni geriyorsun. Git oda kartı bul atalım. Sinirden kafayı yiyeceğim ya. Erkan oda kartın var mı oğlum? Bize bir oda kursana. Ama bak adam TDM'ci. Her gün TDM kralıyım diyor. Kendi bir tane oda kartı yok ya. Valla bir tane oda kartım yok. Günde vallahi bak. Valla sinirim bozuk. Günde değil. Ayda bile bir tane oyun oynamasam yine senden iyiyim Balcan. Sen günlük 5 saat TDM oynuyorsun. Aynen. Aynen tabii. Aynen. Ben bu işi biliyorum abi. Ekle arkadaşım. En azından seni yendim. Anladın mı? Tamam gel. Eline sağlık. En azından birazdan yenersin. Abi bunlar niye böyle bu türemeler? Kafayı yiyeceğim. Vallahi sinirleniyorum ya. Tamam. Şimdi videodayım bir de o yayında beni nasıl küçük düşürdüyse ben de bu videoyu kendisine sormadan direkt paylaşacağım. Furkan abi at sen. Allah şaka gibi ya. Gerçekten inanılsın gelmiyor. Aşırı sinir oldum şu an. Aşırı sinirliyim chat. Tam da yayına gireceğim sıra geldi. Arkadaşlar VS'mize geçtik. Ooo oğlum pinkli kurdun lan Berkant. Pink yok bende yok. Oğlum bak ciddi oynayacağız. Kız 90 FPS mi 120 mi ne? Garip bu emülatör çok sıkıntı. Kaç şu an? Ya 20 gözüküyor da silahı alıp bırakışı bile çok yavaş. Oğlum bir dakika lan grafiklerim kalmış. Hah. Oy gel. Önce bir parkı açayım. First point for the red team. Parkı bir açayım. Görsen. Oğlum ne başladık be. Hadi bakalım. Tamam. Yine bak hala ciddi oynamıyorum. Zıplaya zıplaya oynuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hala ciddi oynamıyorum. Ay şaka gibi ya.
Üstüne bir de atar yiyorum. Neyse güzel vurdu. FPS çok yüksek. Pingim çıktı. Neyse pardon, bahane yok, bahane yok. Bu arada kombinimiz de çok güzel arkadaşlar. Çok güzel aldım. Bu arada arkadaşlar Orbion sadece ben değilim. Orbion, yani biz hepimiz beraber Orbion olduğumuz için adımızı kirletmiyorum kardeşim. Videomuza bir like. Hayır. Hayır ne? Ne nasıl sıkı ya? Türemeler var ya. Böylelerine prim vermeyin arkadaşlar. Abi al bak, ciddi oynayacağım diyorum yine ciddileşemiyorum. Ciddi oyunum normalde benim çok kapalı. Oy ne zıpladım lan. Neyse sıkıntı yok abi. Allah'ım yardım ya. Gerildim hadi güleyim güleyim güleyim. Yok ya çocuk. Yani 50 fark atmaya gerek yok. Maksat nasıl oynadığımı görsün. Bir daha o şekilde yayında konuşmasın. Çünkü üzeriz. Aynen. 40 fark atmaya hiç gerek yok. Kendimizi de yormadan. Oo, duyamadım ya. Tüh. Keşke acele etmeseydim. Abi nasıl böyle bir hata yaparım ya. Vallahi gıcık oldum şimdi. Normal VST'lerde yaptığım sıkıntı yoktu abi. Bununla attığım VST'de böyle hatalar yapmamam lazım abi. Tamam. Zıplama zıplama. Allah'ım. Şimdi o az önceki pozisyon öldüm canlı bir bırakıp ya. Allah bilir içinden ne diyor. Yenebileceğini falan düşünüyor. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Artık yani karşıdaki hakkını helal etsin. Korktum lan. Bak hareketlere bak. 360 falan atıyor. Ben tamamen ciddi oyuna başlıyorum. Kapalı oyuna. Duyamadım. Kapalı oyuna başladım ben. Artık zor ölürüm. Güzel. Aynen. Aynen oyna o şekil. Çok güzel. Normalde benim böyle birini paylaştığımı göremezsiniz ama o... Allah'ım yarabbim yarabbim ya. Bu beni yendiğini düşünüyor ya. Neden gidiyorsun? Ben de... Geç kal benden sabah. Senin 10 yaşında değil, ben de. Çok güzel. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. O az önceki yayın kaydından benim... Oo ölmüyor. Ne kadar sinir olduğumu anlamışsınızdır. Artık Gülbalcan'ın takipçileri de kusura bakmasın. Çünkü büyük bir kitleye hitap ediyor bence. Yayınları... Oo, bu beni yenebileceğini, yani yendiğini düşünüyor ya, şaka gibi. Hayır ya. Vallahi bak durunca kendime geliyorum ya. Yayında ben yendim yani. Takipçilerinden özür diliyorum. Takipçileriyle alakalı bir durum değildir. Ama en şahsi yani.
Bak bunu güzel vurdu. Hakkını yemeyelim. Eline sağlık. Ben hepsini güzel vuruyorum. Benim hakkımı niye yiyorsun yayınlarda? Balcan. Oo. Oğlum garip bir stili var. Nasıl geldi lan? Ben orada ne yapacağımı şaştım abi. Bu acemilerin var ya, ne yaptığı belli olmuyor. Hani hep yanlış tahmin ediyorum bunlar yapacağı hareketleri. Çünkü hiç beklemediğim hareketleri var. Çok güzel aldım. Kapalı oyuna geçiyorum dedim ama kapalı oyunda biliyorsunuz bu kadar kill. Lan. Ateş etme basmadı. Ateş etme basmadı. Bak yumruk falan hareket yapıyor ya. Bak bir de silah bırakıyor. Ne oldu her? Ben şekilini mi vuracağım bir de? İzleyin. Hayır. İşte bu. Ben biliyordum onun oradan geleceğini. Al. Abi kafayı yiyeceğim ya. Şaka gibi. Lan keşke kuyu takmasaydı. Çok güzel vuruşlarım gidiyordu ya. Artık ciddi VS'den geçti. Olay vuruşa döndü. Görüyorsunuz. Ne oluyor? Sabah hayırdır? Efendim? VS'ye girmeden önce çok hararetliydiniz. Evet, biraz sinirliydim ve biraz şu an üzüldüm yani. Sanki düşmana vuruyorsun. Ben bilseydim bu kadar ciddiye alacağımı. Ha gerçekten... bir de az önce... Ha dostuz yani. Hayır, ben gerçekten bilseydim bu kadar düşmana vuracağını gibi. Aşırı üzgünüm ve sinirliyim. Şu anda oynayamadım. Yani gözüm bile doluyor. Yok, ben daha fazla oynamayacağım. Sanki karşında düşmanın bir TDM rakibim var gibi davranıyorsun. Dostuz yani. Dostlarına böyle yapıyorsun. Ya dostlukla alakası... Hayır ya, dostlukla alakası yok bunun. Sanki karşında... Bak hiç centilmenlik de yok sende. Karşında böyle ezeli bir rakibim var gibi oynuyorsun ya. Ezeli bir rakibim yok da... Tamam, edebilirsin de bu kadar fark değil yani. Ezeli bir rakibim değilsin de akıllanması gereken bir rakibim var. O yüzden öyle oynadım yani, kusura bakma. Ben çok çok kırgınım sana şu an. Aşırı derecede yani, nasıl davranacağını, kadına nasıl davranacağını en azından bilmiyorsun. Sanki düşman gibi, yok oradan gidiyorum. Ya Allah'ım, kafayı yersin ya. Oğlum yapmasa mıydık ya? Of, ne yapsam ki ya? Vallahi kötü oldum şimdi ya. Bize yakışacak bir şey değil ki bu. Dalga geçmiş gibi mi yapalım? Ya dalga geçmek de kötü olur. Oğlum böyle deyince vallahi kötü oldum ya. Geldi üzüldüm falan filan. Abi bize yakışmaz böyle şeyler. Ben çekiyorum. Vallahi bize yakışmaz. Bir kıza nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Doğru, yeter, sal bak. Sinirden, üzgünden ağlayacağım. Sal beni. Ne oldu? Tamam. Şimdi Balcan, ama senin de bana hak vermen gerekiyor. Tamam, özür diliyorum. Benim bir anlık sinirime denk gelmiş olabilir. Ama senin bu yayında yaptığın... tamam, başka VS atmadık. Sadece yayında o VS'miz var. Sen o VS'yi yendin. Evet. Bunu... gerçekten yenmiş olarak görüp sürekli, yani süreklemiyorsun da, yayında benim o geldiğim kısımda yendim ağlasın falan, tamam onu da belki şakasına demiş olabilirsin ama sürekli yendim diye ciddi bir şekilde söylemen yani beni biraz sinirlendirdi. Özür diliyorum bak. Ben öyle bir kıza nasıl davranılmasını gerektiğini bilmeyecek bir erkek falan değilim. Ya aşırı düşman gibiydi ya, ben onlara şakası söylemiş de olabilirim, sormadın bile bana, direkt arkamdan sallıyorsun. Evet, ben seni yendiğimi zannettim. Ama ben ne bileyim bana saldığını. Pat diye bana böyle böyle düşman gibi geldi. Üzüldüm açıkçası. O vuruşlar ne peki? Ya şu an gerçekten ama... yani nasıl davranacağını bilmiyorsun. Özrünü kabul ediyorum. Ama bir daha seninle tekrar VS atar mıyım? Aynı ortamda bulunur muyum? İnan bilmiyorum. Çok ya kırıldım. Bulunma ya, bulunma. Zaten o dediğinden sonra ben de kırıldım. Çünkü yayında bilmiyorum sen beni nasıl yendiğini düşündün. Onu da bilmiyorum. Neyse, ben özür diliyorum. Ya. Kusura bakma. Aramızda sonuçta bir ortak arkadaşımız var. Benim de çok değer verdiğim birisi. Gerek yok yani. Bir daha bunun yani muhabbetini sadece yapma. Sadece sen şu an öğrenmiş oldun, tamam mı? Tamam. Yani yenmediğini öğrenmiş oldun. Kabul ediyorum. Evet, bunu da öğrenmiş oldum. Özrümü de kabul ediyorum. Gerçekten üzüldüm. Artık şu an o sinirim geçti. Üzgünlüğüm vardı. Özrümü de kabul ediyorum. Tamam, teşekkür zaman... ederim. Gerçekten yener misin? Normalde ben seni şu an, hani sen yayında o şekilde konuştun ya. Ben de seni şu an kayıttayım, video atacağım, YouTube'a paylaşacaktım. Video çekecektim benimle. Çektim. Videoyu çektin. Bir de paylaşacaksın. Onu benim atarlandığım yerlere.
Vallahi bunları paylaşacak. Ama her şey ortada. Herkes görsün en azından senin tabii, nasıl bir kadın düşman gibi davranıp. Kadın düşmanı falan değil. Ben sonra özürümü diledim yani. Kusura bakma. Evet tamam, kabul ediyorum özrünü. Böyle oluyoruz. Tam artık biraz sakinleştim özürden sonra. Biraz böyle üzgünlüğüm gitti, kırgınlığım gitti. Evet güzel oynuyorsun. Kabul ediyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Peki, ben de videodaydım. Madem video çektin daha doğrusu, açacaksın ya. Ben de yayına girecektim. Seninle olan kaydımı, yani seninle oynadığımız oyunu videoya aldım. Onu da sana atayım istersen. Vallahi de. Böyle bir iyilik yapayım. Evet atayım. Özür dilediğin için. Yoksa var ya, ben bunları kayıt alıp ben seni yeneceğim sanırım. Yok ya, ben öyle asla. Paylaşacaktım. Bak hayır. Geri vites yapacak biri değilim ama yanlış yaparsam da asla, yani ben öyle gurur falan yapmam. Kusura bakma abi. Ne, yerli yerince her şeyi oturturum. Neyse o zaman. Eline sağlık. Bu da böyle bir ders olmuş oldu sana. Valla kaydı açacaksın mı şaka maka? Ya Orbin. Kayıtta akşam mısın? Açacağım. Ben seni yeneceğim sanmıştım da. Kayıttaydım. Hala kayıttayım. Yeneceğim sanıp kayıt aldım bir de. Lan bir de diyorsun ki dostunu, evet, dost sanki düşmanına oynuyormuşsun gibi oynuyorsun. Abi bu kadar. Bir iki vuruş belki alırım ya yine. Videoyu sonlandırıyorum bu arada. Söylemek istediğim bir şey var mı? Videoyu paylaşacağım bunu. Buradan Orbi hakkında kötü düşüncelerim için buradan herkese özür diliyorum. Baktım iyi mi oynuyor? Evet iyi oynuyor ama daha iyisi olabilir. Ben varken tabii ki, benim yanımda ikinci. Ne dedin? Yok yok bir şey. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Devam et. Arkadaşlar üstümüze düşeni yaptık bence. Gayet de centilmence davrandık. Vs bu oyun ben de yenebilirim, o da yenebilir. Onu demesi yanlıştı. O yüzden böyle, bu şekilde oyun oynadım. Neyse videomuzun sonuna geldik. Ondan da videoyu alırsak bal gibi olur. Bu kızlar da bir garip çar. Yenersem paylaşırım diye kayıt aldım diyor. Bir de gelmiş de diyor ki sanki ezeli rakibin varmış da düşmanın varmış gibi oynuyorsun diyor. Ulan kendisi zaten kayıttaymış beni yenerse paylaşmak için. Bunlar bir garip çar arkadaşlar. Neyse yine de kötü niyetli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın.